Merhaba, ben diş hekim Pertev Kökdemir. Bugün yine sizlerden gelen WhatsApp ve Instagram aracılığıyla bizlere sorduğunuz soruları cevaplamaya çalışacağım. Hemen aşağıda da WhatsApp numaramızı ve Instagram adresimizi görebilirsiniz. Bizi Instagram adresimizden takip edebilir, WhatsApp'la sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yine Instagram DM aracılığıyla da sorularınızı sorabilirsiniz. İlk sorumuza geçelim hemen. İlk sorumuz şöyle gelmiş. Zirkonyumla lamina arasındaki fark nedir diye soruyor izleyicimiz. Çok güzel bir soru. Şimdi zirkonyum ve lamina arasında aslında birçok fark var. Uygulama alanları açısından, görüntü açısından. Şöyle ki bir kere yapım sırasında zirkonyum için dişten çepeçevre bir aşındırma yapmamız gerekiyor. Bu aşındırma yaklaşık işte 1 mm kadar her bir yüzeyden aşındırma şeklinde oluyor. Sağlam bir dişte, yani aşınmamış bir dişte, eğer dişte çeşitli yüzeylerde aşınmalar varsa veya diş çapraşık pozisyondaysa o zaman farklı yüzeylerden farklı miktarlarda aşındırma yapabiliyoruz. Laminada ise dişin sadece ön yüzeyinden ve kesici kenarından aşındırma yaparak laminayı uygulayabiliyoruz. Tabii böyle yaptığımız bir uygulamada dişe tutunma şekillerinde de farklılık oluşuyor. Zirkonyum bir şapka gibi, bir kaplama gibi dişin üzerine geçtiği için ona özel farklı cam yönemer dediğimiz bir yapıştırıcı veya kompozit esaslı bir yapıştırıcı kullanabiliyoruz. Dişle tamamen yapışmasını sağlıyor bu yapıştırıcı ama bunun yanında zirkonyum kendisi de dişe tutunduğu için dişten çıkma, düşme ihtimali azalıyor. Dolayısıyla işte gece diş sıkan kişilerde veya dişlerinin boyunu büyüttüğümüz kişilerde zirkonyumun biraz daha yapışma ve dişe tutunma açısından avantajları olabiliyor. Laminada ise diş sadece yapıştırıcı kuvvetiyle dişe tutunuyor. Dolayısıyla işte tırnak yeme, kalem ısırma gibi alışkanlığı olanlarda lamina uygulamıyoruz. Görüntü açısından ise ikisi de hemen hemen aynı. İstediğimiz boy ve büyüklükte yapabiliyoruz. Doğal dişleri taklit edebiliyoruz. Ve size konforlu bir gülüş, estetik bir gülüş sağlayabiliyoruz. İmplant tedavisi sonrası yapılacak diş mevcut dişlerimle aynı renk olur mu diye soruyor izleyicimiz. İmplantla üzerine yapılacak diş tamamen farklı şeyler. İmplant diş kökü görevi görüyor. Üzerine yapacağımız diş ise implant kemiğe kaynadıktan sonra ölçü alarak ve sizin mevcut dişleriniz varsa bunlara göre onlarla tamamen aynı rengi belirleyerek yapıyoruz. Burada hastamızın estetik amaçlı zirkonyum dişlerini yapıyoruz. Geçen hafta bitirmiştik, bitmiş haliyle gelmişti ve hastamız bir ağzında görmek istedi. Dolayısıyla biz geçici yapıştırıcıyla yapıştırdık. Bugün geldi, bir iki ufak değişiklik istediğini söyledi kullanımdan sonra. Estetikle ilgili bazı fotoğraflar gösterdi bize. Şimdi biz o değişiklikleri yapacağız. İki gün sonra hastamızın o değişikliklerle oluşmuş dişine tekrar bakacağız ve muhtemelen artık daimi yapıştırabileceğiz. Hastamız 28 yaşında ve diş hekimine ilk kez geçen hafta gitmiş. Başka bir diş hekimine gitmiş ama orada canı biraz acıdığı için tedavisi tamamlanamamış. Şimdi geldi, kendisini muayene ettik. Tabii diş hekimi korkusu da var. Ağzındaki problemleri belirledik. Çok büyük problemler yok ama tedbir alınması gereken, düzenlenmesi gereken şeyler vardı. Şimdi ufak bir anesteziyle dişini uyuşturup o tedavilerine başlayacağız. Ve bugün tüm işlemleri tamamlanacak hastamızın. Buradan mutlu bir şekilde ve belki diş hekimi korkusunu yenmiş olarak uğurlayacağız.